Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi şöyle makinemizi bir çalıştıralım önce. Size olayı anlatacağım. Şu altımdaki bir arabayı yükleyip, bu arada gemimiz, bu benim çalıştığım gemi, 12 bin tonluk bir gemi. Yükümüz arpa. Taliyesi böyle işte. Çok yoğun gitmiyor. Şimdi şu arabayı yükledikten sonra makineyi ileri alacağım. Yani öndeki diğer gemiyi alacağım. Orada 835 paletli çalışıyor. Boşalttığı yük kir madeni. Çok berbat bir gemi. Kaburgalı. Şimdi orada ambarın içinde ekskavatör var. Ekskavatörü bir ambardan diğer ambara ben atacağım. Çünkü 835 kaldırma kapasitesi ona yetmiyor. 9 tonluk bir ekskavatör olduğu için. O yüzden şimdi şu arabayı yükledikten sonra direkt oraya geçeceğim. Şunu yükleyelim ve gidelim. Bu arada ben de gündüz vardiyasına geçebildim. İşler bu aralar çok yoğun arkadaşlar. Yani böyle pek video atamıyorum. Pek böyle videoya cevaplayamıyorum. Yazdığınız yorumları cevaplayamıyorum. Yani sene sonu olduğu için genelde limanlar böyle yoğun olur. Çünkü şirketler yaptığı anlaşmanın hani son mallarını getirir, öyle söyleyeyim. O yüzden biraz yoğun olur. Dökmemeye çalışalım. Şimdi makinemizi yürütelim. Çat çat. Bu gideceğim gemi de 9000 tonluk bir gemi arkadaşlar. Bu da Ukrayna'dan kil getiriyor. Bu farklı bir kil malzemesi. Normalde kil devamlı İstanbul'dan gelir. Ama bu Ukrayna'dan geliyor. Ayda bir sefer yapıyor yani. Ukrayna'dan İzmir'e bir kil getiriyor. Ama şöyle söyleyeyim. Geminin tahliyesini hemen hemen 1,5-2 günde bitiriyoruz. Hani araba çok olursa. Ama geminin temizliği de arkadaşlar 2 gün sürüyor. Yani öyle bir berbat bir gemi. Kaburgalı, alabandalı. Ya mahvoluyoruz ya. Gerçekten mahvoluyoruz. Şimdi ambara gidince
siz de yakından anlarsınız. Şöyle size biraz deniz manzarası göstereyim. İlk zamanlar ben çok korkuyordum arkadaşlar. Böyle şimdi gemide çalıştığın zaman sıkıntı olmuyor. Hani böyle bir karada çalışırmış gibi oluyor. Ama şöyle denize doğru dönüp çalıştığın zaman insanda ister istemez bir korku oluyor. Ve şu an çalışan makine de bizim geçen parçaladığımız makine. Hani göbeğini değiştirdiğimiz makine. 835. O da şu an canavar gibi oldu. Çalışmaya devam ediyor. Bakın 835'in kabin sistemi çok güzel, görüyorsunuz bayağı bir ileri sürebiliyorsun, kaldırabiliyorsun, çok güzel bir şey. Bizim 880'de sabit, yani kabin ileri geri hareket etmiyor. Zaten çok da gerek yok, büyük makine, büyük, yani çoğu büyük gemiyi kurtarıyor. Bizim 880'in kardeşi. Daha doğrusu torunu. Biraz daha yanına gideyim, siz de görün. İşte bu 835'in en sevmediğim özelliği, bu alt şasi biraz üstte zayıf geliyor. Yani çalışırken bayağı bir makineyi sallıyor, yani böyle sallana sallana çalışıyorsun. İçin dışına çıkıyor yani. Hani alt şasi biraz daha kuvvetli olsa çok güzel olacakmış. Yani biraz daha geniş ve uzun olsa çok daha güzel olacak. Bakın şimdi araba yüklerken bayağı hissediliyor yani.
şuradan hafiften gözüküyor. Geminin kaburgaları. Gemiye doğru gidince daha bir anlarsınız. 3 kat kaburga var. Üst kat, alt kat, orta kat ve alt kat. Onları tek tek işte bizim arkadaşlar kürekle çıkartıyor arkadaşlar. Yani çok sıkıntı. Limanlarda hiç istemeyeceğimiz bir gemi bu. Tam bir gitsin. Şimdi sapanları bağlatıyorum. Bakın eskavatörümüz orada. Onu alacağız. Geminin 2 numarasını atacağız. Orası da son ambar. Ondan sonra bitiyor gemi. Pam pam pap 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 pap. Çok ses yapıyorsun. Bakın arkadaşlar kaburgalar. Gemi boydan boya böyle. Her tarafı kaburga. Şimdi diğer tarafa atınca daha çok görürsünüz yani. Bak burası temizlenmiş hali bu geminin. Yan tarafta daha mal olan hali. Yani yük olacak olan hali. Sapanı tut, cama vuracak, cama!
Şimdi onu söylememin sebebi hani sapan sallandığı için makinenin direkt camına vuruyor, cam patlıyor. O bir sefer başımıza denk geldi. Hani ondan uyardım arkadaşlara. Bakın burası temizlenmiş hali arkadaşlar. Burası temizlendi. Ve bu gördüğünüz bu ambar yaklaşık 5 saat, 6 saatte falan temizleniyor şurası. Sadece burası. İşte o yüzden bela gemiler bunlar. Dökme yük için çok bela bir gemiler, çok kötü gemiler. Bu gemiler genelde Araplarda, Türklerde, Avrupa gemi sahipleri bu tür gemileri kullanmıyor. Artık adamlar 30 yıl önce, 40 yıl önce bu gemileri terk etmişler. Artık işte bizim Türkleri Araplara satmışlar. Sadece bizimkiler kullanıyor yani. Tamamdır. İşaret geldi. Kaldırabiliriz. İlk hareketi mümkün mertebe sakin. Şimdi küçük kardeşimize gemiyi atacağız. Hadi bakalım küçük kardeş, sen biraz çalışmaya. Bakın burası da bitmemiş hala. İşte şu şuraları, karşıları, alabandaları, kaburgaları tek tek çıkaracaklar. Burası da yaklaşık 5-6 saat sürecek. Yani görüyorsunuz, külfiyete bakın, şeye bakın. Çok büyük bir külfiyet yani bu. Zaman olarak, yakıt olarak. Bizim için sıkıntılı bir gemiler bunlar. Tabii artık yavaş yavaş bu gemiler kalmıyor arkadaşlar. Yani eskiden daha çok daha fazlaydı bu gemiler. Ama artık bu gemiler çok eski olduğu için genelde tıraşa gidiyor. Yani kesime gidiyor. Ömrünü dolduruyor. Ama işte ömrünü doldurmayan gemiler de hala daha böyle bizim başımıza bela olmaya devam ediyor. Şimdi artık benim burada işim bitti. Ben kendi gemime gideceğim. Dönelim. Yan tarafta 8.35 vardı.
Onu şöyle üstünden geçelim. Hadi bakalım biz gidelim. Size de kolay gelsin. Benim gemim de bu. Benim gemi çok güzel. Bayağı bir tahliye ettik. Şu an gemi yarı oldu. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgi, yani kırmızı renk hemen hemen yarılandı. Onun da bitimi büyük ihtimalle gece olur. Gece bitecek. Ben görmem onu yarın sabah. Bu gemi haricinde ya bu gemiden sonra bir 30 binlik daha bir gemi var. 30 bin ton daha gelecek. Yani işler çok yoğun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bir aydır sadece bir gün izin yapabildim. O da zar zor yani. Hani böyle vardiya değişimi denk geldi falan, anca öyle izin yapabildim. Yok yani, hani işler yoğun olduğu zaman nefes alamıyoruz. Bizim işin biraz da kötü yanı o işte. Güzelce yanaşalım ve tahliyemize devam edelim. Tamamdır. Bu açı benim için ideal gibi. Dönebilir miyim? Bakayım. Dönebilir miyim? Dönebilir miyim? Çok rahat dönüyorum. Tamam. Benim için no problem. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Kamyoncu arkadaşlar için.
az bir şey dağıtacağım. Şimdi bakımcı arkadaş gelecek. Hatta gelmek üzeredir. Makinenin yağ lambası yanmaya başladı. Otomatik yağ eksik. Bu arabaların kasaları çok ufak. Mümkün mertebe atabildiğim kadar atacağım ama dökmeden. Çünkü yerler biraz ıslak, yazık günah. Tamam, seni de gönderelim.
Evet dostlar, şimdi geminin bir numarasındaydım. Orada kameranın şarjı bitti. Zaten akşam oldu. Saat şu an kaç? 5:30. Ben size video çektiğimde öğlen saatleriydi. Şimdi haber geldi. Gemi bitiyor. İçeriden ekskavatörü çıkaracağız. Şimdi bir araba yükledim. O araba kantara girsin çıksın. Araba tamamsa ben de diğer gemiye geçip ekskavatörü çıkaracağım. Ondan sonra tekrar bu gemiye geleceğim. Bakın kaç saat sürdü? Bir ambarın temizliği yaklaşık 5 saat sürdü. Sadece bir ambar. Yani şöyle bir gemi olsaydı arkadaşlar, şu an bak benim gemiyi göstereyim size. Bu gemi box, yani güzel tulum ambar. Bakın görüyorsunuz, üstlerde kaburga var ama altları normal saç, yani dümdüz. Ben buraya bobket attığım zaman bobket burayı maksimum yarım saatte komple bana temizliyor. Ama işte öyle kaburgalı gemi olduğu zaman saatlerce temizliğe uğraşıyor işte, böyle de bir başımızda bela. Şimdi araba kantardan geçti. Yolumuz uzun. 15 dakika önce gidelim oraya. Biz yavaştan yürüyelim. Hadi bakalım. Şöyle araba gibi vitesi olsa keşke. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu arada makinenin kamerası bozuldu. Gördüğünüz gibi simsiyah ekran. Yarın ona da bakılacak. Bugün geç oldu artık. Alttaki küçük kamerayla idare edeceğiz. Yani idare edecek gece operatör. Yarın kamera bakılacak. Alttaki jeneratörün motor yağı değişecek. Yarın gene bayağı bir işimiz var. Ve bu arada gemi planı çıktı arkadaşlar. %85-90 ihtimalle yılbaşını limanda geçireceğim. 4 gemi olacakmış. Zaten bizde 4 makine var. 4 operatör. Bir tane yedeğimiz var. Artık onu kendi aramızda belirleyeceğiz. Yılbaşında kim olur kim olmaz diye. Ama ben gelirim. Sonuçta bekarım. İnsanlar ailesiyle geçirsin yılbaşını. Ben kendi sıramı saldım. Yılbaşında buradayım yani. Geçen sene de yılbaşında buradaydım. Saat gece 11'de gemi bitmişti. Tabii limandan çıkasıya kadar saat 12'yi falan buldu. Böyle işte. Limancılık dışarıdan bakınca çok güzel. Rahat iş gibi gözüküyor ama limancılığın tatili matili hiçbir şekilde yok. Yani planın yok, plan yapamıyorsun. Ve tatilimiz de hani böyle adam akıllı olmuyor. Hani ben size diyorum ya, gemi olmanız zaman evdeyim. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Zaten yorgun olurum. Akşam eve gidiyorum, yatıyorum. Sabah bana mesela haber geliyor, mesaj atılıyor. Volkan gemi yok, gelme. Şimdi son dakika gemi olmadığı belli olduğu için bazı durumlarda bir plan da yapamıyorsun. Bir yere de çıkamıyorsun. Mecbur evde bekliyorsun. O da ayrı bir sıkıntı. Bakın martılar. Kaçmayın. Şimdi bu gemi yükünü burada boşalttı. Tekrar boş şekilde Ukrayna'ya gidip tekrar bir sefer daha yapacakmış. Büyük ihtimalle acentenin arabası geminin içinde şu an. Fark etmez ya, ezer geçeriz. Son 10 saniye. Geldin, arabanın üzerinden geçelim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bekliyoruz. Böyle kamyoncuda çok korkuttuğum oluyor arkadaşlar benim. Arabanın içinde uyuyor. Ambar değiştireceğim zamanlar oluyor. Korna çalıyorum çalıyorum gitmiyor. Ben de yürüyorum tam ağzına kadar görüyorum böyle son yarım santim, bir metre kala. Adam kafasını bir kaldırıyor koca palet makine önünde. Direkt kendini kamyondan dışarı atıyor. Geldi arkadaş. Nasıl patronaj yapıyor bu gidiyor. Seni küçük araba seni. Evet temizliği bitmiş gördüğünüz gibi. Ama bizim arkadaşlar mahvolmuştur. Ya böyle olmaz, böyle olmaz. Çevireceğiz kapmayı ya. Aşağıdan bana tarif ediyorlar. Kapmayı böyle 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 getir diyorlar. Böyle olmaz ki. Böyle olur işte. Kızdığım zaman da kızdığım oluyor. Bak ben de zaten böyle geliyordum. Onu bana diyen de benim ustam bu arada. Yani ondan kıramadım hani böyle dik getireyim dedim. Bir de bağırıyor bana işte lan bak. Şuraya bak ya. Normal şartlarda böyle kaldırılmaz. O bana hep böyle diyor. Şimdi normal şartlarda bunun ark bıçağı bu tarafta. O bıçağı çevirirsin. Kovayı biraz çekersin. Makine tam terazide olur. Ama ustam yok. Hala makine böyle böyle kaldırılır diyor. Böyle de sıkıntılı işte. Dengeyi ayarlamak sıkıntılı. Hani bunlarda böyle alttan bağladığımız için biraz sıkıntı. Yani biraz daha şöyle kaldırırken böyle bir sert bir hareket yapsam yani Allah korusun direkt şöyle takla atıverir yani ekskavatör. O da tehlikeli. Ama şimdi ben açıya baktım, açı kurtarıldı yani çok böyle tehlikeli bir boyutta değildi. O yüzden biraz kaldırdım, yerden keserken baktım fazla gibi duruyordu. Ama komple kesince çok da tehlikeli boyutta değildi. Tabii yanlış mı? Yanlış yani bu şekilde olmaz. Tam terazide kalkması lazım. Saat kaç? Saat 6'ya geliyor. Bildiğiniz gibi 5.30'da yol yasağı var. Ben makineyi oraya çekerim. 2-3 tane araba var, onları yüklerim. Ondan sonracıma evime giderim ya. Yeter ki bugün yoruldum. Evet abilerim, kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Bu videoda böyle olsun. Ben şimdi bunu çözdüreceğim. Oraya yürüyeceğim en az yarım saat falan. Gene kameranın şarjı biter. Zaten bildiğiniz gibi. Ben bıraktığınız yerden devam. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar.